O vakit gayrı üzme kendini. Huslat yakındır inşallah. İnşallah. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen'le başrolü paylaşan Barış Arduç, hafta sonu üyesi olduğu dövüş kulübünden arkadaşlarının maçını izledi. Abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar, eyvallah. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Güzel bir akşam abi. Neler söyleyeceksin? Ya güzel, bizim hocamız vardı. Evet. Berkay ilk profesyonel maçına çıktı. Hep beraber heyecanla geldik. Çok da güzel maç geçirdi. Teknik nakaltı aldı. O yüzden çok keyfimiz yerinde. Sen abi böyle bu tarz sporlara ilgin var mı? Yapıyor musun? Vardı. Başladığım yerde Burakların salonu olduğu için hocamızın bu profesyonel hayata geçişi çok daha büyük anlam ifade ediyordu. Onlar heveslendirdi. Yine onlara heyecanlanmak için buraya geldik. O yüzden ne diyeyim, çok mutluyum ya, çok şahane. Hiç böyle profesyonel anlamı düşünmüyorum bu tarz bir sporu kendimden. Yok, hayır. Yani şu an yaptığım işi seviyorum. İnsan durduğu yeri bilmeli. Bizim için sadece hobi yani. Arduç haftanın 6 günü dizi setinde olduğunu söyledi. Sen nasılsın abi, neler yapıyorsun? Görüşemiyoruz. İyi. Ya görüşemiyoruz, evet, çünkü dizi temposu yoğun, malum biliyorsun, haftanın 6 günü oradayız. Geri kalan zamanda eve ayırıyorum kendimi. Çok öyle dışarı çıkacak vaktim de olmuyor. O yüzden çok fazla denk gelemiyoruz. Ama iyiyim, keyfim yerinde. Yakışıklı oyuncu bol aksiyon sahnelerinin olduğu dizi çekimleri için 4 ay ön hazırlık yaptığını anlattı. Nasıl geçiyor çekimler abi? Yani zorlanıyor musun? Güzel, tarihi iş malum. Atlar, kılıçlar falan kendi içinde fiziksel zorlukları var ama bunu bilerek girdim. Çok önemli, kıymetli bir hikaye anlatıyoruz. Kendi tarihimizden bahsediyoruz. Seyircide karşılığı da güzel oldu. Onların takdirini almak da şahane. O yüzden şu an için her şey yerli yerinde gidiyor, keyfimiz yerinde. Zor oldu mu hani abi, eğitimler falan, işte kılıçtı, kalkandı, attı falan, bunun gibi eğitimler aldın mı? Ya her iş, zorlandın mı? Her işte çalışmanın en büyük anahtarı olduğunu söylüyoruz. Zamanında herkes de söyledi. Çalışırsan zor olmuyor, gayret edersen zor olmuyor. Epeydir önemsiyoruz. Hazırlığı çok uzun sürdü bizim işim. 4 ayı falan buldu, 3-4 ayı buldu. O kadar ön hazırlıktan sonra tabii biraz daha kolaylıyor ama sorumluluğu, dediğim gibi, Alparslan oynamanın sorumluluğu tabii ki ağır. Barış Arduç yaz aylarında Kulüp adlı dijital dizinin ikinci sezonunda oynayacağını belirtti. Bu zorluk da beni besliyor esasında, motive ediyor. Yani. Sezon finali falan olacak mı, yoksa sezonda devam edecek? Yok, olacak olacak. Yazın bir ara vereceğiz. İkinci sezonu kulüp evet, devam edecek. O bitecek, tekrar Alparslan'a devam edeceğiz. Bu sene biraz yoğun bir sene olacak. Ama ikisi de oynarken çok keyif aldığım karakterler, hikayeler. O yüzden çok umurumda değil. Aralıksız 2 sene daha çalışabilirim yani. Barış Arduç'un önceki yaz Çeşme'de evlendiği Gupse Özay'la uzun süredir hiçbir ortamda beraber görülmemesi, ikilinin evliliğinde kriz yaşandığı yorumlarına neden olmuştu. Ancak ünlü oyuncu söylentileri yalanladı. Gupse'yi mi göremiyoruz abi uzun zamandır? O da evde yazıyor, çiziyor. Yani ekranlarda da uzun zaman oldu görmeyeli kendisini de. Var planları, programları. Şimdi onun sözcüsü gibi olmayayım. Siz denk geldiğinizde o kendi anlatır. Beni de göremiyordunuz. Bak, bugüne kısmetmiş. Muhtemelen Gupse'yi de görürsünüz birkaç güne. Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın yoğun iş temposundan şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi. Onun da hani böyle isyanları oluyor mu tatlı tatlı, hani setler yoğun olduğu için size? Hayır ya, ikimizin de mesleğinin doğası bu. O yüzden çok isyan değil de. Ne bileyim yani, birbirimize saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok, işimizin gereği bu. O yüzden idare ediyoruz. Peki abi, şimdi teşekkürler, sağ olasın. Sağ olun. Kolay gelsin, iyi akşamlar.